Arkadaşlar merhaba, Code40 kanalına hoş geldiniz. Bu videoda, bir önceki videoda hatırlıyorsanız bir Node.js ile yani HTTP server, basit bir HTTP server geliştirmiştik. Ve artık bu video ile beraber aktif, gerçek bir API uygulaması geliştirmeye başlayacağız. Önce temellerini gördük, şimdi API'nin kendisini geliştireceğiz. Bu video serisi için ben bir haber apisi yapmanın uygun olacağını düşünüyorum. Haber apisi, genelde blog apisi, bu ikisi birbirine benziyor. Sonuçta ikisi de content. Dolayısıyla hani haber apisini bir geliştirdiğimiz zaman aynı zamanda blog apisini de geliştirebilirsiniz. Bizim yapacağımız işlem haber apisinde ilk başta bir çok basit bir tane tablomuz olacak. Buna haber girişlerini yapacağız. Yani ilk başta haberler sanki girilmiş gibi hareket edeceğiz. Daha sonraki videolarda buna bir admin paneli ekranı geliştirerekten haberleri bu admin panel üzerinden girişini yapacağız. Aynı zamanda bir cep telefonu yani React Native uygulaması yazaraktan bu haberleri cep telefonunda görüntüleyebileceğiz. Böylece yani siz bu temeli oluşturduktan sonra istediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. Bu videoyla dediğim gibi bir haber API'si geliştireceğiz. Şimdi öncelikle bu API için lazım olan kütüphane, yani bu API, Node.js ile API geliştirirken genellikle Express Framework kullanılıyor. Ben burada Express Framework kullanacağım. Fakat bu şey demek değil. Yani siz Express Framework kullanmak zorundasınız demek değil. Çeşitli çeşitli frameworkler var ama en popüleri Express. Dolayısıyla yani en popülerinden diyorum. Siz daha sonra istediğinizde çevirirsiniz, hiç fark etmez. Öncelikle Express'i kurmamız gerekiyor. Sonra body parser kütüphanesi gerekiyor. Çünkü post edilen dataları JSON olarak post edebilmemizi sağlıyor. Ve onu part edip bize JSON objesi olarak dönüştürerek kullanmamızı sağlıyor. Mount kütüphanesi gerekli noktada lazım olacak. Yani son 7 günün haberleri vesaire gibi noktalarında. SQLize ile MySQL 2 veri tabanına erişmişim. Veri tabanı olarak bu arada MySQL kullanacak. SQLize'de genelde Node.js'te çok kullanılan şu SQLize kütüphanesi, yani bir ORM bu. ORM demek şu demek, bir SQL ile çalıştığımız zaman sonuçta basic veriler var, select, all, from gibisinden. Bunlarla çalışmak yerine bunları bizim için arka planda yapan, ön planda bizim class'larla yani objelerle işlem yapmamızı sağlayan bir yardımcı kütüphane. SQLize bu işi yapıyor. Böylece biz SQLize kullanırken tamamen objelerle çalışıyoruz. Arka planda bizim için bu objelerin dönüşümünü yani hani veri tabanına kaydederken gerekli QL'leri SQLize bizim için oluşturuyor. Dolayısıyla bu arada hani ya niçin SQLize kullanıyor? Keşke hani daha basic işte select'la yapsak daha iyi olurdu. Hani doğru ama genelde yani benim şahsi tecrübelerim yani bu 15 yıldır bu sektördeyim. Hani şahsi tecrübelerime göre yani gerek yok o kadar kasmaya. Çünkü kasmanızın bir sizin projenizi hızlandırması yani size bir faydası yok. Zaten bildiğiniz şeyi yani işinizi zorlaştırıyorsunuz. Yani gerekli noktada tabii ki SQLite raw query'lere erişmenizi sağlıyor. Bence yani benim şahsi fikrim en hızlı, işinizi en hızlı görecek. Zaten biliyorsunuz yani hani select all, insert yani hani onları en hızlı şekilde nasıl yönetebilirsiniz, projeyi en hızlı şekilde nasıl geliştirebilirsiniz odaklanmanız daha mantıklı. SQLize bunu sağlıyor bize. Böylece hem temiz hem hızlı şekilde geliştiriyorsunuz. Şimdi öncelikle biz bu biraz önce kurduğumuz kütüphaneleri bir import ediyoruz require diyerekten. SQLize kütüphanesini import ettik. Şimdi burada bu projeyi bu arada zaten videonun sonunda paylaşacağım. Bir SQLize cache faktörü var. Bunu ben burada anlatayım. SQLize cache faktörünün yaptığı işlem şu. SQLize bir ayarlarıyla beraber yani bu database, username, password ve host ayarları yani MySQL erişim ayarlarını ve gerekli MySQL ayarlarını kullanaraktan bir MySQL'e bağlantı açıyor. Bu arada şunu karıştırmayın. Şu import ettiğim SQLize ile şurada yarattığımız this.SQLize ayrı şeyler. Çünkü bu instance. Yani this.SQLize burada instance. Bu SQLize ise bir class. Dolayısıyla hani kodlara girdiğiniz zaman kafanız karışmasın. Yani bu her gördüğünüz SQLize bu SQLize demek değil.
Burada hani burada seküler bu objeden geldiyse seküler faktörün içindeki seküler ise bu instance'dır. Bunu unutmayın çünkü arada fark var. Yani instance üzerinden işlem yapıyoruz. Bunun üzerinden o instance'ı yaratıyoruz. Burada bir veri tabanına bağlantı açılıyor. Pardon, burada veri tabanına bağlantı açılmıyor. Şurada açılıyor. Burada bir instance yaratılıyor. Hani burada da bağlantı açılıyor. Bir cache faktörü şu amaçla hani bağlantıyı arka planda bizim için yapması amacıyla oluşturduğum bir servis yani faktörü. Model cache faktörü buna gelelim. Model cache faktörü ise şu bu SQLite kütüphanesi modelleri yani kullanacağımız yani birazdan anlatacağım. Modelleri kullanarak yani class'ları aslında class tanımlarını yani görece bunları register etmemiz gerekiyor. SQLite instance üzerinden. Buna yardımcı bir kütüphane. Yani kütüphane bir servis. Yani aslında burada da yapabilirdik o işlemi. Yani SQLite faktörünün içine de koyabilirdik. Ama ben ayırmayı tercih ediyorum işlemleri. Yani modelleri keşlemeye ayır. Veri tabanı bağlantına ayır. Daha sonra puzzle gibi oynayabilmeyi kolaylaştırıyor. Burada modelleri hani bir memory'ye alıyorum. Bir tane import edilen modelleri birazdan göstereceğim. Modelleri SQLite instance'ı burada biraz önce bahsettiğim durum instance ve SQLite bu data type'da genelde SQLite'ın kendisi oluyor. Yani SQLite class'ın içinden çünkü alıyor tipleri. Şimdi SQLite bize şunu istiyor. Bir model tanımlamamız istiyor. Models, yani model klasörünü genelde varsayla bekliyor. Migrations ve seeder'a geleceğim. Şimdi modelin içine gelelim. SQLite kütüphanesinden devam ediyoruz. Şimdi SQLite kütüphanesinde burada tanımlama yaparken bu arada SQLite 6'nın tanımlaması. Yani eski örneklerde daha farklı. Burada class üzerinden yani modeli bir class'ı extend ediyoruz ve class'ı init ederekten burada yani bu class'ın init metodunu kullanarak da statik bir metot bu arada. Statik init metodunu kullanarak da burada modelimizin tanımını yapıyoruz. Burada da veri tabanındaki yansıması yani veri tabanı tablosunun yansımasını. Bu arada şurada tipleri veriyoruz. Eğer veri tabanı tablosuna birebir eşleşecekse field vermiyoruz. Eğer yani small alter image gibi olmasını istiyorsak field vermemiz gerekiyor burada. Burada önemli olan detay şu, bunun tanımları create that ile update that ben şahsen hani eğer bir şey vermezse create at diye oluşturuyor. Ben create alter at'i tercih ettiğim için burada field veriyorum. Varsayılanında bu gelmiyor, bunu eklemeniz iyi olur. Şurada model name herhangi bir isim verebilirsiniz. Genelde ne verdiyseniz yani news entry mesela diyorsak buna news entry model. Burada da news entry model diyebilirsiniz. Tablo adına da new yani tablo adını da burada veriyoruz. Herhangi bir news entry, news entry dediğimizi verebilirsiniz. Şimdi burada SQLite ile veri tabanı, bir de DB Manager var. DB Manager de şu, sonuçta bu iki tane dünyayı yarattığımız zaman, SQLite instance'ını ve cache faktörü yarattığımız zaman, pardon, zaten instance üzerinden cache faktörü yarattığımız zaman, hani cache denmiş, ve instance üzerinden register edilmiş modeller var. Onlara bir şekilde erişmek gerekiyor. Ben onlara yardımcı olsun diye in-memory bir tane singleton obje yaratıyorum. Çünkü bir kere yarattıktan sonra hep aynı şey kullanıldığı için require ederken singleton bir obje buraya buraya register ediyorum. Yani DB Manager içine. Aşağıda kodları göreceksin. DB Manager içine register ediyorum ve oradan kullanıyorum. Şimdi bu veri tabanı ayarlamalarını dediğim gibi birazdan geleceğim. Şimdi gelelim. Şunu sileyim. Şimdi evet şimdi singleton objemizi de DB Manager'ı da burada yarattık. Yarattıktan sonra ayarlama kısmına ben geliyorum. Yani şuraları geçeceğim. Veri tabanını ayarlama kısmında öncelikle bir şimdilik in-memory'de bir MySQL database'in adı, kullanıcısı. Burada şifremizi veriyoruz. Sonra burada da host yani lokaldeki bir MySQL'e bağlanacağı için burada localhost veriyoruz. Burada da hani yukarıda
hatırlıyorsanız tek Life Factory, yani connection'ı yaratmak içindi. Ona bu bilgileri gönderiyoruz. Bu bilgileri göndererekten init ediyoruz ve böylece bir SQLite instance bize dönüyor. Aynı zamanda bağlantı açılıyor. Sonra burada da açılmış bağlantı üzerinden model cache factory, yani o modelleri, yani şu modus altında yarattığımız ve şu model cache factory içinde tanıttığımız modelle, gördüğünüz gibi şu yukarıda import ediyoruz ve init model çağrıldığı zaman model cache diye bir tane in memory objenin içine saklanıyor. Ve tabii saklanırken bir hani yardımcı ya da constant yardımıyla onlara bir isim veriyor. NewSentryModel. NewSentryModel diye bir isim. Yani sağda solda erişmek için. Şu objenin, bu model objesinin kendisi, yani şurada modelin içindeki objenin kendisi ne bekliyordu hatırlıyorsanız o model? Bir SQLite instance'ı, bir de data type'ları erişebileceği bir şey. Yani data type nokta string'e erişebileceği. O da zaten SQLite'in kendisi oluyor. Yani şu data types aslında şurada kodda göreceksiniz. SQLite'in kendisini aktarıyoruz. Tamamen burada SQLite'in yarattığımız instance'ını aktarıyoruz. Burada SQLite import ettiğim SQLite'in kendisini aktarıyoruz. Böylece burası o modelleri instance üzerinden hani o bağlantıyla ilişkilendirerek modeller için hani instance üzerinde bilgileri oluşturuyor ve bu sayede biz o modelle işlem yapabiliyoruz. Sonra bu arada işlem yaptığımız model şu değil. Onu unutmayın. Şu model üzerinden işlem yapmıyoruz. Bu modelin instance üzerinden yaratılmış model instance'ı, yani modelin üzerinden yaratılmış instance, yani buraya saklıyoruz ya, sakladığımız şey aslında bu model klasından yaratılmış instance'ı, model instance'ı. Dolayısıyla hani şu model üzerinden bir işlem yapmıyor. Yani şu modelin kendisinden bir işlem yapmıyor. Şu klasik modelin. Bunun üzerinden, new ile yaratılmışın üzerinden işlem yapıyoruz. Onu unutmayın. İnce bir detaydı. Dolayısıyla direkt bunu import edip işlem yapmaya çalışırsanız hata alırsınız. Şimdi burada gördüğünüz gibi veri tabanını, ha, burada da ne yapıyorum? Şu model cache faktörün içinde ya bütün modeller. Dolayısıyla hani ben burada böyle bir şey yapıyorum. Farklı, yani ilerleyen zamanlarda dependency injection altyapısını da entegre edeceğim. Orada göreceksiniz. Aslında hani DB Manager'a gerek yok. Dependency Injection üzerinden bunu hani böyle bir import'a gerek kalmadan, yani ayrı bir yeni bir DB Manager falan yaratmaya gerek kalmadan yaratabileceğiz yani. Amacımız aslında şu Model Cache Factory'yi bir yere saklayabilmek, yani erişebilmek için. Bu sonuçta bu instance'a bir yerden erişim ki onun içindeki modellere erişeceğim. Amacım bu. Zaten kodlarda göreceğiz. Bu noktadan, şu nokta, bu arada şu kodlar gördüğünüz gibi herhangi bir şu server başlamadan önce initialize ediliyor. Server başladıktan sonra da initialize edebilirsiniz. Yani şu kodları alıp server için şu liste ne olduğunda başlar. Burada da yapabilirsiniz. Ama genelde hani önce initialize etmek doğru bir yöntem. Tabii ki bu dediğim gibi size kalmış. Yani daha sonra da yaptığınızda fark etmez. Önemli olan yani ilk request'ten önce hazır olması veri tabanı. Çünkü ilk request geldiği zaman veri tabanı erişiminden dolayı hata almayın. Dolayısıyla hani bunu bir listin işlemi başlamadan önce initialize etmeniz sağlıklı olur. Veyahut da buna göre yani eğer bağlantıyı, yani sırasını ayarlamanız iyi olur. İlerleyen zamanlarda şu ayarları environment dosyalarından nasıl alınıyor? Bunları da ben göstereceğim. Şimdilik dediğim gibi in-memory'de. Şimdi bu bölümde veri tabanının bağlantısını, yani veri tabanının ayarlarını anlatıyorum bu videoda. Şimdi bir detay var. Şimdi modeli oluşturduk, değil mi? Veri tabanının için gerekli sınıfları oluşturduk ve onların ayarlamalarını yaptık burada. Her şeyi hazırladık. Kodlarda kullanmak üzere hazır. Peki veri tabanını oluşturduk mu? Veri tabanını oluşturmadık. Peki bunu hani veri tabanını manuel mi oluşturacağız? Yani veri tabanı geleceğim. Burada manuel bir tane create table deyip bir şeyler mi yaratacağım? Hayır. Bunun için SQLiteCLI diye bir kütüphane var. Onu kullanacağız. Yaptığı işlem şu. Bir tane SQLiteCLI şu npm i save dev SQLiteCLI ile kurabiliyorsunuz.
Onu dev dependency olarak kurman önemli. Çünkü bu projenin içinde yer kullanılmıyor. Tamamen komutları çaktırmak için kullanıyor. SQLite bize şunu yapıyor. Veri tabanını yani bu modele ait veri tabanını oluşturmayı ve içine eğer gerektiğinde seed datası eklemeye yardımcı oluyor. Şimdi mesela SQLite'de öncelikle bir veri tabanını yaratmamız gerekiyor. Yani şurada şöyle bir ya manuel de yaratabilirsiniz ya da bir şu SQL kodunu çalıştırarak da yaratabilirsiniz. SQLite'li veri tabanını yarattıktan sonra şu komutlar SQLite'li bunu dediğimiz zaman şunu yapıyor. Verdiğimiz entry model yani verdiğimiz model isminde verdiğimiz attribütlerden bir tane model yaratıyor ve onun migration'ını yaratıyor. Yani bu migration'lar sırayla çalıştırılan SQL kodları bunu yaratıyor. Şimdi burada önemli olan detay şu, sonuçta burada bütün fieldları vermen gerekiyor. Ben onunla uğraşmak yerine, çünkü 5-6 tane olabiliyor, hepsi bir komut hatırında sığdırmak yok. Böyle dummy bir tane field açıyorum, daha sonra içini dolduruyorum. Yani ilk başta aslında bir TMF attribute string ile açıyor şunu. Daha sonra içinde gerekli yerleri dolduruyorum. Bunu unutmayın. Şimdi migration'ını yaratıyor. Migration'ın içi genelde boş oluyor. Bunu da dolduruyorum. Sonra burada önemli detay şu. Create table diyor ya. Burada table'ın ismini vermemiz. Yani burası neredeyse row query. İsmini veriyoruz. Sonra table'ın tanımını yapıyoruz. Ya diyor ki ID şu. İşte primary bu. İşte tipi bu falan. Sonra field'leri tanıtıyoruz. Aslında bunların hepsi şuradakilerin kopyalayıp buraya alıp burada yalnız sequelize diye geçiyor. Burada data type diye geçiyor şu. Yani tipleri aldığı objenin adı. Yani burada sequelize değil de pardon data type değil de yani oradan buradan kopyalayıp buraya yapıştırdığınız zaman sequelize diye yazmanız gerekiyor. Yani şuradan aldığınız zaman şöyle yaparak da şöyle aldınız diyelim. Şu içi boşken yapıştırdınız buraya. Yapıştırdıktan sonra gördüğünüz data type kaldı. Aslında burası sequelize yani adıyla kullanıyor. Ya zaten burayı sequelize yaparsın ya da burayı data type yaparsın. Çünkü sequelize objesini aktardım ki klasını pardon. Yani dolayısıyla arada bir fark yok. Şimdi geri aldım. Ha, migration oluşturduk. Seeders bu arada oluşturduk. Bu arada şu klasör adları önemli. Yani models ve migration diye bekliyor. Yani sequelize kli bu isimlerde bekliyor. Models ve migration olarak yaratmanız gerekiyor. Sonra seeders diye bir klasör var. Bu ise farklı bir komutun kullandığı. Seeders de şu verdiğiniz bir dost yani sequelize kli seed generate bu dosyaya bir isim veriyorsunuz. Burada demo needs entry. Yani burada herhangi bir model adı vermenize gerek yok ama neyle alakalıysa onunla ilgili uygun bir isim vermeniz gerekiyor. Bunu çalıştırdığınız zaman şurada bir tane seeder oluşturuyor. Gördüğünüz gibi içinde bir tane kod çalışıyor. Yani burada şunu yapıyor. Sub şekilde tabii ki SQL kodlarıyla değil de bunun verdiği query info interface yardımıyla hangi tabloya hangi dataları yazacağız. Yani burada datalarla doldurabiliyor tabloları gerektiği yerde. Burada zaten şurada yarattığım user entry modelde yarattığım alanları yani dolduruyorum. ID, title, small image, işte content, created vesaire hepsini dolduruyorum. Doldurduktan sonra seeders'i doldurduktan sonra şimdi dikkat edin bu noktada önce hani veri tabanını yarattım ama table içi boş ve data da yok. Şimdi migrations yaratıldı. Şu komutla migrate yani şu komutla model artı migrations yaratıldı. Bu komutla seeders'i yarattık. Tamam. Buraya kadar okey. Yani nerede magic? Magic şurada. Şu komutu çalıştırdığım zaman işlem şu. Migrations içinde bu arada birden fazla migrations olabilir. Yani önce mesela create table demişsindir. Daha sonra bir tane field eklemişsindir. Onun için de migrations olabilir. Yani sırayla migrations'ları sırayla çalıştırıyor. Dolayısıyla o sırayla çalıştırdığı için yani sırayla işlem yapmanız gerekiyor. Birinde eğer tablo yaratıyorsanız bir sonraki migration o tabloyu alter etmek için olmalı. Yani alter table yeni field'ı ekle. Veyahut da field'ı şunu ekle gibi. Artık o SQLite'ın dokümanlarından bulmanız gerekiyor. Nasıl bir ne derler alterasyon yapmanız gerekiyorsa. Şimdi burada şu komutu çalıştırdığınız zaman SQLite gibi db migrate yaptığı işlem şu migration'ın içindekileri sırayla çalıştırıyor. Bu ne yapıyor? Bunu çalıştırdığım zaman SQLite bulunamadı dedi. NPX yapacağım.
Bunu da geri alayım. Ha, şifre hatası. Ha. Burada bir detayı unuttum. Bu migrations ortam, yani SQLite'li bir config klasör de bekliyor. Yani migration, model, seeder, bir de config. Config'in içinde ise şurada şifrenizi yazmanız gerekiyor. Yani şu şöyle bir dosya var. Development, test ortam ve production. Çalıştırırken seçebiliyorsun. Genelde varsayılan development. Şurada username, işte database, host ve dialect vesaire. Burada şifreyi yazıyoruz. Ben hemen şifreyi giriyorum. Tekrar çalıştırdığım zaman migrations çalıştıracak ve bana bir tane tabloyu oluşturacak. Ve migrations'ların takip ettiği SQLite metayı oluşturuyor. Böylece hangi migrations'ları yaptım buradan takip ediyor. Böylece kaldığı yerden devam edebiliyor. Gördüğünüz gibi bunu yaptık. Peki bundan sonra data ile nasıl dolduracağız? Data ile doldurmak için de şunu yapıyoruz. O da şu seedert yaratmıştık ya, seedert kullanıyor. Ve onu çalıştırıyor. Aslında çok basit şekilde Node.js'den kod çalıştırıyor ve seedert'e dataları dolduruyor. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi veri tabanını hazırladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu hazırladığımız veri tabanının yapısını kullanacağız ve artık router ve controller'ları göreceğiz. Daha sonra da yarattığımız veri tabanını kullanacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.